Yaşam Anıtı, PKK tarafından düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybedenlerin uzun yıllar insan hakları mücadelesi veren kişiler olması, Kürt hareketine yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. Barış ve Demokrasi Partisinden BDP Batman Belediye Başkanı Serhat Temel bu kişilerin anısına bir hafızalaştırma projesi önerdi. Bu bağlamda 2012'de Batman'da açılan Yaşam Anıtı ile hayatını kaybedenlerin anılarını yaşatmayı amaçladı. Anıttaki plakette yaşamını yitirenlerin isimlerinin yanı sıra halkının kalbinde olan insanlar ölümsüzdür ifadesi yer alıyor. Anıtın açılış törenine kurbanların akrabaları, Kürt hareketinin önde gelen siyasi figürleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hafızalaştırma çalışması hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarının tanınmasına katkı sundu. Açılış konuşmasında hayatını kaybedenlerden Sedat Özdevin'in eşi Hülya Özdevin, insanların nasıl yaşadıkları, nasıl öldüklerinden daha önemlidir. Savaş nedeniyle en fazla yara alanlar hala barışın yolunu gözlemektedir, dedi. Türkiye'de %15-25 arasında bir nüfusa sahip olan Kürtler, 1950'lerin sonlarından itibaren tanınma talepleriyle öne çıktı. Ancak bu talepler Türk devleti tarafından genellikle görmezden gelindi ve bunun sonucunda uygulanan baskılar arttı. Zamanla Kürt hareketi taleplerine ulaşmak için daha radikal yöntemlere başvurdu. 1980 askeri darbesinin ardından artan baskılar 1984'te bir Kürt siyasal grubunun silahlı çatışmalara başlamasına yol açtı. Bu dönemde Türk devleti ile Kürt hareketi arasında yoğun çatışmalar yaşandı. 1990'larda binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yüz binlerce Kürt'ün zorunlu göç ettiği bir süreç yaşandı. Çatışmaların askeri bir zaferle sonuçlanmamasıyla birlikte 2009'da Kürt hareketi ve Türk devleti arasında açık diyalog süreci başladı. 2010 yılında PKK üyeleri Batman'daki petrol tesislerine yönelik bir saldırı düzenledi. İşçilerin kaldığı konteynerların yakıldığı bu olayda Batman İnsan Hakları Derneği eski başkanı Sadi Özdemir BDP yöneticilerinden Salih Özdemir, Sofi Özdemir ve Batman Barasu'nun eski başkanlarından Sedat Özev'in yangını söndürmeye çalışırken mayın patlaması sonucu hayatlarını kaybetti. Bu kişiler insan hakları mücadelesiyle tanınan bireylerdi. PKK kurbanların ailelerinden özür dileyen bir açıklama yaptı ve eylemi gerçekleştirenlerin cezalandırıldığını duyurdu. İnsan hakları savunucularının bu şekilde hayatını kaybetmesi Kürt hareketine yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. Hafızalaştırma projesi hem siyasi hem de toplumsal boyutlarıyla dikkat çekti. Batman yıllar boyunca failleri belirlenemeyen ölümlere tanıklık etmiş bir şehir olarak bu olayla birlikte Kürt hareketinin hatalarını kabul ettiği ve ailelerden özür dilediği bir dönüm noktasına sahne oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, açılışta yaptığı konuşmada savaşın uzamasının toplumda daha fazla kirlenmeye neden olacağını ve Kürt meselesinin hızlı bir çözümle ele alınması gerektiğini vurguladı. PKK ve BDP'nin sıklıkla birbirleriyle özdeşleştirildiği bir ortamda medya ve hükümet bu olayı Kürt hareketini itibarsızlaştırma çabası olarak kullandı. PKK öldürdü BDP heykeline dikti gibi manşetlerle medyada yer bulan olay siyasi taraflarca kendi amaçları doğrultusunda kullanıldı. Ancak hafızalaştırma çalışması bu trajik olayın barış için bir adım olarak görülmesine katkıda bulundu.